Ses vermeye başlayabiliriz sanırım. Katılımcılarımız online olmaya devam ediyorlar sevgili dinleyicilerimiz. Ama ben bu sırada hem bugün neden bu webinarı yapıyoruz, Hedefler İçin İş Dünyası platformu nedir, çok kısaca bilgi verip sevgili konuşmacılarımızı da tanıtmak istiyorum. Hedefler İçin İş Dünyası platformu TÜSİAD, Türk Konfet ve UNDP ortaklığıyla 2019 yılında kurulan bir işbirliği platformu. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının iş dünyasıyla arasındaki köprüyü kurmak ve iş dünyasının rolünü güçlendirmek amacıyla işbirlikleri kurmak üzere çalışıyor ve çalışma alanlarımızdan biri de iklim değişikliği ve afetlere dayanıklılık. Biz ilk başladığımızda biraz daha uzun dönemli afetleri çalışmak üzere başladık. Fakat zaman bize öyle bir şey gösterdi ki afetler beklenmedik zamanlarda tabii ortaya çıkıyor. Özellikle de bu Covid krizi tabii tüm dünyayı etkilediği gibi bizleri de etkiledi. Bu arada bir şey yanıp sönüyor. Tamam. Görüntü yok diyenler var. Teknik ekibimize buradan uyarı göndereyim ve devam edeyim. Bunun üzerine yani Covid krizi Türkiye'de ilk göründüğün ilk 15 gün içerisinde durum raporları hazırlamaya başladık. Ve 23-27 Mart tarihleri arasında da özellikle işletmelere yönelik krizin algısı, hazırlıklarını ölçmek ve ihtiyaçlarını ölçmek üzere bir anket çalışması yaptık. Türkiye'nin 50'ye yakın kentinden 800'e yakın işletmesinden aldığımız cevaplar doğrultusunda da biraz ihtiyaçlara yönelik bilgilendirme çalışmaları yapmaya başladık. Öncelikle hani bir anket, yani çoktan seçmeli bir anket uyguladık. Fakat açık uçlu sorularımız da vardı ve açık uçlu sorular bize şunu gösterdi ki aslında geleceğe yönelik öngörüler çok faydalı şu anda ve özellikle uluslararası bağlantılı şirketlerin Türkiye perspektifinden verdiği bilgiler çok değerli ve gelecekte ticaret nasıl olacak? Yani hatta günümüzü de artık gelecek günümüz oldu. Bugünden itibaren ticaretin yeni yapısı, dış ticaretin yeni yapısı ne olacak? Günden güne değişen önlemler var, devletin aldığı yeni tedbirler var. Bunlar işletmeleri nasıl etkileyecek? Bu konuları konuşmak üzere iki değerli konuşmacımızla birlikteyiz. Öncelikle onları tanıtmak istiyorum size. İlker Gürsoy bizimle birlikte, Örner Hermes Sigortacılık AŞ'den ve Evra Kılıç bizimle birlikte Ernst & Young'dan. Ben lafı fazla uzatmadan süremizi de bir saate kısıtlı tutmak istiyoruz. İlker Bey'e sözü vermek istiyorum. Hem kendisini tanıtması için hem de sunumu için. Bu arada videolarımızı biz kapatalım. İlker Bey ekranda kalsın, kaliteyi iyi tutmak adına. Merhabalar herkes öncelikle. Ben İlker Gürsoy, Euler Hermes Risk Tahsis Grup Müdürüyüm. Sesim geliyor mu bu arada? Dolu gibi Geliyor. oldu benim ekran da o yüzden. Tamam, okey. Yaklaşık 5 senedir Euler Hermes'te çalışıyorum. Daha öncesinde factoring ve banka tecrübem oldu. Yaklaşık 18 yıllık tecrübem var. Bu dönemdeki gelişmeleri de Covid ile birlikte hem küresel ekonomideki hem de Türkiye'deki gelişmeleri sizinle paylaşacağım değerli bilgiler olduğunu düşünüyorum. İsterseniz ona geçelim sunuma. Evet. Şimdi şöyle bir başlık attım. Dış ticarete nasıl devam edeceğiz? Bu krizin küresel ekonomiye olan etkisi ve gelişmekte olan ülkeler perspektifinden bakarsak Türkiye'ye nasıl bakmamız lazım? Biraz dolu bir çalışacağım. Öncelikle biraz hafızamızı tazelemek istiyorum. Yani nasıl bir dönem geçirdik? Belki bu 3 aylık dönem hızlı geçti ama bazıları için uzun da gelmiş olabilir tabii ama baktığımızda yani Çin'de 2019'un Aralık ayında tanısı konulan aslında daha önce var olan bir virüs olan koronavirüsün
yeni koronavirüs olarak mutasyon geçirmiş halinin tanısı konuldu ve baktığımızda Dünya Sağlık Örgütü bu hastalıkla ilgili 11 Şubat'ta ilk ismi verdi hastalığı, bundan kaynaklı hastalığı COVID-19 dedi ve 11 Mart'ta da pandemi ilan etti. Gerçekten geçmişe dönüp baktığımızda bu 2,5-3 aylık süreçte, o döneme kadar olan süreçten bahsediyorum. Aslında bazı hatalar zincirini hep beraber tecrübe ettik. Ya, baktığımız zaman Çin'in yeni yıl kutlamalarında milyonlarca Çinli bu salgın hızlı bir şekilde yayılırken yurt içi ve yurt dışı seyahatlere gittiler. Aslında en büyük buradaki patlama buradan kaynaklandı. Yani Wuhan'dan diğer eyaletlere ve dünyadaki birçok ülke, birçok Çinli seyahat etti. Dolayısıyla bu süreçte aslında en büyük kritik hata yapıldı. Ve siyasi mekanizmalara da baktığım zaman Dünya Sağlık Örgütü'nün de dışında burada liderlerin yanlış kararlar verdiğini gözlemledik. Yani gelen verileri göz ardı ettiler. Belki veriler Çin tarafından da gizlenmiş de olabilir. DSO çok dikkat etmemiş olabilir buradaki verilerin akışına, doğruluğuna bir şekilde. Ancak baktığımızda gelen veriler de aslında bir şeyleri işaret ediyordu. Ama İtalyan, İspanyol ve Fransız yetkililer en başta bu önlemlerde geç kaldılar. Baktığımızda İngiltere tarafında sürü bağışıklığı gibi bir seçenek, iddialı bir seçenek seçildi ve kısa sürede de geri adım atmak durumunda kaldılar. Hatta işte Başbakan Boris Johnson kendisi bile koronaya yakalandı. İşte Trump gripten farklı bir şey değil bu dedi. Ama baktık ki öyle de değil. Şu an Amerika'daki durum ortada. Yani ölüm sayıları gerçekten 50 binin üzerindeydi en son benim hatırladığım. Ciddi anlamda 60 bine yakın. Buradaki veriler 26 Nisan verileri. Dolayısıyla hani burada alınması gereken dersler var aslında baktığımızda. Yani o yüzden bu başlığı attım aslında. Bir küresel bir düşmanımız var karşımızda. Küresel olarak yayılan, bir anda pandemi de ilan edilen bir virüs var. Fakat biz küresel değil, yerel çözümlerle buna yaklaştık. Herkes münferit, her ülke kendi çözümleriyle olaya yaklaştı. Halbuki hani baktığımız zaman küresel ekonomi hem de mobilite anlamında, insanların mobilitesi anlamında baktığımızda artık 2020 yılında böyle yerel çözümlerle bu tip bir küresel problemi çözmemiz mümkün değil. Burada büyük hatalar yapıldı. Demek ki hazırlıklı da değilmiş. Bunu da anlamış olduk aslında. Bu nedenle zaten hem siyasiler hem Dünya Sağlık Örgütü sorgulanmaya da başladı. Daha da hani bu iş biraz daha yumuşadığı zaman oradaki eleştiri dozları daha da artacaktır. Baktığımızda hükümetlerin daha çok finansal, işte maliye ve para politikalarına odaklandığını merkez bankaları üzerinden gördük. Buralardaki çözümlere daha çok odaklanıldı. Sağlık tarafı biraz işin ikinci planında kaldı. Son dönemde biraz daha vahametle birlikte, işin vahametiyle birlikte arttı ama gördüğümüzde yani hisse senedi ve sermaye piyasalarını ayakta tutmaya çalışan bir aslında yapı görüyoruz şu anda. Tabii bunu toplumlar seçimlerde değerlendirecektir önümüzdeki dönemde. Burada ciddi adımlar yani atılması gerekiyor diye düşünüyorum. Yoksa bunların politik sandıkları sonuçları olabilir. Yani Avrupa Birliği, yani herkesin sorguladığı işte Brexit örneği var. Siyasi birlik zaten çatırdıyordu. Zaten bir askeri birlik hiçbir zaman değildi ama dönüp baktığımız zaman sağlıkta da birlik olamadılar. Yani dönüp özür dilersin ve diledilerdi ama yani işten geçtikten sonra sen aynı birlik içerisindeki bir ülkeye bile destek olamıyorsun. Bu anlamda ciddi sıkıntı yaşandığını düşünüyorum. İlaç, sağlık ve gıda sektörleri ön plana çıktı tabii. Biraz bu şokun etkilerini anlatmak istedim grafiklerle. Satın alma yöneticileri endeksi var biliyorsunuz. Hani biraz daha önce bir gösterge. Burada hizmetler tarafında çok büyük bir şok yaşandı tabii. Yani endeksin 60 üzerinde, 50-60 aralığında seyreden ki zaten buradaki baz 50'dir. Bunun şu anda yani 20-10 aralığındaki yere günü görüyoruz.
Bu çok ciddi bir düşüş. Beklentide ciddi bir düşüş. Burada benzer çok önemli bir yere gelecek. Biraz daha stok yönetimine değişik bakmaya başlayacağız. Keza elektrik tüketimine baktığımızda ki çok önemli bir önce veri orada. Çok ciddi yani %15 ile 30 arasında değişen oranlarda değişik ülkelerde elektrik tüketiminin azaldığını görüyoruz. Sanayinin çok kullandığını bildiğimiz için zaten çok önemli bir veri. Aylık araç zaten otomotiv sektörü şimdi bahsedeceğim yine. Baktığınız zaman 2018'i iyi geçirmemiş, kötü geçirmiş. 2019'u kötü geçirmiş bir sektör. Ve yani çakılmadan bahsedeceğiz. Çok ciddi yeni araç satışlarında ciddi sıkıntılar var. Ve zarar, ilk çeyrek zararları da açıklanmaya başlandı. Trafik sıkışıklığı özellikle hafta içlerinde işe gidip gelenlerden dolayı olan trafik sıkışıklığında çok ciddi düşüş var. Yani hepimiz uzaktan çalışıyoruz. Avrupa özellikle buradaki şehirler, Avrupa şehirleri verdiğimiz. Bu da zaten ne kadar sanayinin, üretimin vesaire bunların küçüldüğünü gösteren öncü göstergeler. Restoranlar hepsi kapalı. Yani %100'e ulaştı artık Nisan ayı itibariyle. Artık kapatmayan, sınırlandırmaları biraz kısıtlı tutan ülkelerde restoranları da artık kapatarak en nihayetinde bir sert bir tepki verdiler. Tabii burada çok büyük sıkıntılar olacaktır. Bunları tedarik edenler, bu işletmelerin sahipleri, borçlu olanlar özellikle sıkıntı yaşayacaklar. Peki sektör odağımıza bakarsak nasıl bir şey, nasıl bir görünüm var? Biz Euler Hermes olarak her çeyrek, her ülkedeki sektörleri tekrar tekrar derecelendiriyoruz. Düzenli yapılan bir süreç bu ve tabii ki bu COVID etkisiyle birlikte son çeyrekte, 2020'nin ilk çeyreğinde özellikle ulaştırmadan başlayarak grafikte de göreceksiniz. Ulaştırma ki içerisinde lojistik ve hava yolları da var. Otomotiv tedarikçili, elektronik, perakende gibi sektörlerin başlıca olduğu birçok ülkede bu sektörlerde düşümler yaptık, not düşümleri. Alt taraftaki eksen göreceğiniz üzere zaten adetleri gösteriyor. Yani 20'nin üzerinde ülkede ulaştırma sektörü not düşümüne uğramış demek. Bu çok ciddi. Yine doluluklara baktığımız zaman bilet satılmıyor artık. Birçok ülkede satışları durdurdu hava yolları. Çok ciddi işten çıkarmalar konuşuluyor. Dün bir haber çıktı. O çok güncel ekledim. IAG grubu, hani British Airways ve Iberia'yı içerisinde bulunduran büyük bir grup. İlk çeyrekte 535 milyon avroluk bir zarar açıkladı. Çok büyük bir rakam. Ve 12 bin British Airways çalışanı işten çıkarılacak. Yani toplam çalışanın 45 bin olan bir şirket için çok büyük rakam. Yani sayının da dışında oransal olarak da çok büyük. Otomotiv sektörü dedik, sıkıntı yaşıyor. Ford Motor ilk çeyrek verilerini açıkladı ve 2 milyar Amerikan doları zarar açıkladı. Ve geçen sene aynı dönem 1.1 milyar dolar kar etmişti. 2020'nin ilk yarı sonunda da öngörüler 5 milyar dolarlık bir zarar edebileceği yönünde. Peki yani devletler ne yaptı? Evet, demin de anlattım. Biraz para politikaları ve maliye politikalarıyla burada destek vermeye çalıştılar. Baktığımızda Fed'in 2013'ten sonra başlayan tekrar parayı topladı, parasal genişlendirmeyi sonlaşan FED bilançosunun bir anda gene Amerikan ekonomisinin %50'sine varan bir büyüklüğe yükseldiğini gördük. Çok hızlı bir yani şok şeklinde, bazuka şeklinde nitelendirebileceğimiz bir çıkış. Yani baktığınızda buradaki büyük merkez bankalarının da neredeyse ekonomilerinin %50'sine varan seviyelerde bilanço büyüklüklerine ulaştıklarını görebiliriz. Teşvikler ve garantiler var ülke bazında. Yine buradaki sağdaki grafiklerde de görebilirsiniz. En büyük teşviği burada Almanya sağladı. Bunun detayları olan başka bir grafik daha var. Onu daha sonraki detaya girmemek için burada koymadım ama sonradan paylaşacağımız sunumda yer alacak. Oradan detaylara da bakılabilir. Çok büyük bir karantina tabii. Dünyada eşi benzeri görünmemiş. 1918-20 aralığındaki İspanyol gribinde çok büyük bir olay da olsa, çok sayıda milyonlarca insan da ölse, orada bu tip bir karantina bu kadar kapsamlı olmamıştı ama şu an biz öyle bir karantina yaşıyoruz ki hızlı bir şekilde zaten öngörülerimizi küresel ekonomideki büyüme anlamında
revize etmek durumunda kaldık. Dünyadaki, yani küresel ekonomide 3.20 yılında, ki Türkiye'nin de aynı. Burada çeyrek bazında baktığımız zaman özellikle 2009 krizine göre, küresel krize göre çeyrek bazında özellikle ikinci çeyrekte, önümüzdeki çeyrekte 4 kat daha kötü bir düşüş öngörüyoruz. Çok yüksek bir oran. Ama hızlı bir toparlanma, özellikle 3. çeyrek ve ardından 4. çeyrekle birlikte hızlı bir toparlanmayla beraber küresel krizden 2 kat daha kötü bir etkiyi yaşayacağımızı öngörüyoruz. Bazı ülkeler var orada İspanya gibi %10'un üzerinde 3,5 trilyon dolarlık bir ticari kayıp bizim hesaplamalarımıza göre. Ve ya nasıl bir süreç olacak peki burada? Hayatımızın önemli bir parçası korumacılık olacak aslında. Bunu da konuşmak istedim parçası olarak. Bir kere tedarik zincirlerini, yani firmalar, hem ülkeler hem firmalar, özellikle stratejik olanlar, stratejik ürünler veya sektörler için kısaltmaya çalışacaklar. Veya kendi bir kısmını kendilerine çekmeye çalışacaklar. Belki buradaki çeşitlendirmeyi azaltmaya çalışacaklar. Dış yatırım konularında özellikle ülkeler bu tip sektörlerin başka yerlere gitmesini, başka ülkelere gitmesini istemeyecek. Bu konuda belki önlemler gelecek. Mevzuatlarda sıkılaştırmalar olabilir. Ve hani kurtarma paketleri 2008-2009'da gördük. Daha çok finansal kurumlar bir nebze otomotivde de olmuştu hatırlarsınız. Çok büyük firmaların kurtarılması söz konusu olmuştu. Şimdi bunlara yine hava yolları, yine başka değişik stratejik sektörler, büyük hani too big to fail dediğimiz yerlerde yine bunları göreceğiz. Tabii bunların halklar üzerinde, toplumlar üzerinde, vergi verenler üzerinde olumsuz etkileri olacak. Yani bunlar da tabii sosyal anlamda bazı değişikliklere yol açacaktır. Mesela bir örnek vermek istiyorum. Son günlerde çıkan bir haber. Japonya, Çin'den üretimini kaydırmak için özellikle spesifik belirli sektörlerde, stratejik sektörlerde 2.2 milyar dolarlık bir teşvik planı açıkladı. Yani bu çok ciddi bir rakam. Bunun gibi şeylerin daha çok artacağını öngörüyoruz. Düşünün işte Trump Almanya'da bir aşı geliştiren bir şirketi bir anda satın almaya kalktı. Alman hükümeti araya girdi, önledi. Bunun gibi olaylar yaşayacağız diye düşünüyorum. İflaslara bakarsak yani daha önce benzeri görünmemiş bir süreçteyiz. İflasları da son 3 yıldır iflaslar dünyada artıyor zaten. Bu senede de %20'lik bir artışla 4. üst üste artış yılına girdiğimizi düşünüyoruz. Ve öngörümüz dediğim gibi %20. Türkiye için bu iflas artış öngörümüz %12. Ama baktığımız zaman özellikle büyük veriye odaklanan bir şirketiz. Ve burada yaptığımız analizlerde gördüğümüz Avrupa'daki özellikle en büyük 6 ekonomideki COBİ'lerin, 13 bin adet COBİ'nin ciddi anlamda süre gelen düşük karlılık ve ciro kaybı veya düşük ciro artışı nedeniyle önümüzdeki dönemde iflasa çok maruz kalabileceğini, iflas risklerinin çok arttığını düşünüyoruz. Dolayısıyla burada tabii ki bu hepsi batacak anlamında değil ama yani yaklaşık 500 milyar avro büyüklüğündeki bir cironun, bir ticari büyüklüğün aslında risk olarak kaybolabileceğini, yani bu tip bir büyüklüğün düşebileceğini öngörüyoruz. Peki yani nasıl normale döneceğiz aslında? Biz şu an en soldaki aşamadayız. Yani baktığınız zaman gerçekten hem sağlık sisteminin kapasitesini yeterli seviyede tutmaya çalışıyoruz. İşte eğri düzleştirme diye adlandırılan tedavi, test ve takip algoritmalarıyla. Bir yandan da hükümetler mali ve parasal teşvikler açıklıyorlar. Bununla şu anda idare ediyoruz. Neye kadar? İşte bu sınırlandırmaları yavaş yavaş açmaya başladık. Yani biz şuradaki geçişin ara dönemindeyiz. Yavaş yavaş biliyorsunuz bu geçiş dönemi açıklanmaya başladı. Burada şey önemli, yani bu hem ticaret anlamında hem de seyahatler anlamında sınırlarda tabii bu şey artacak, kontroller artacak. Bunlar kaldırılırken ciddi anlamda sıkıntı yaşamamak için ülkeler tekrar kötüye dönmemek için burada tabii bazı önlemleri ön plana çıkaracaklar ve bunlar ticarette de seyahatlerde de süreci yavaşlatabilir. Üçüncü aşama yani küresel olarak salgının bitmesi ya da çok azalması, ciddi anlamda etkisini azaltması
döneminde de bu sosyal izolasyon, uzaklaşma, belirli sektörlerdeki değişimler yine devam edecek. Ama tabii ki buradaki etkili hem hükümetlerin etkisi hem de sektörlerdeki etkiler bir çeşit aşı bulana kadar devam edecek. Yani biz aşıyı bulana kadar tedaviler bile bulunsa çok fazla aslında rahatlama göremeyeceğiz. Yeni bir normal oluşacak bu dönemde. Aşıya kadar yeni normal dediğimiz bir dönemi yaşayacağımızı söyleyebiliriz. Peki ne yanlış gidebilir? Yani bu dönemde ne yaparsak terse dönebiliriz, başa dönebiliriz? Bir kere ya ölümcül, daha ölümcül bir dalga gelirse, gerçekten önlemleri dikkate almazsak, bu geçiş demin bahsettiğim aşamalarda hata yaparsak, o zaman tekrar başa dönebiliriz ve daha kötü bir senaryoda olabiliriz. Bu belirsizlikler hem sermaye piyasalarında hem yatırımcılar için sıkıntı yaratabilir, tasarruflar artabilir. Bu da tüketimin azalması, ekonomi anlamında ciddi sıkıntı yaratabilir. Riskli krediler, çok borçlu firmalar var. Hani zombi dediğimiz artık sadece borçla dönen, borcunu zar zor ödeyebilen firmalar var. Bunlar tabii buradaki nakit akışındaki bozulmalardan ciddi etkilenecek ve bankacılık ve emlak sektörlerinde de sıkıntı yaratabilirler. Bu da bir başka sıkıntı. Yani politika hataları olabilir. Hem de bu politika hatalarının da aynı zamanda ya da fazlaca yapılmış teşviklerin de aslında moral hazard dediğimiz aşırı ahlaki riski üstüne almadığını düşünen yatırımcılar veya işte girişimciler ve bunlar bir şekilde devletlerin üstlerine aldığı riskleri görerek belki bazı şeyleri suistimal edebilirler. Bu da ayrı bir risk. Artan eşitsizlik sosyal anlamda bu sosyal patlamalara, hoşnutsuzluklara yol açabilir. Ve dünya genelinde de korumacı önlemlerin aslında şirketlerin yapısı olarak zaten özellikle belirli sektörlerde çok borçlu, düşük maaşla çalışan sektörlerde tıkanmalara yol açabilir. Peki yeni normal, hani baktığımızda yeni normale nasıl geçeceğiz? Burada yani neler, hangi normlar aslında ön plana çıkacak bu yeni normal dediğimiz yerde? Bir kere devlet kavramı biraz daha hani gördük 2008'de serbest piyasa ekonomisi denen şeyin aslında çok o kadar da serbest olmadığını hep beraber zaten tecrübe etmiştik. Şimdi bunun tekrar yeniden canlandığını göreceğiz aslında. Özellikle belirli sektörlerde devlet araya girecek. Sağlık, gıda, altyapı gibi. Küreselleşmenin biraz geriye döndüğünü göreceğiz. Belki hani Çinleşme dediğimiz 2000, özellikle 2000 yılından sonra yaşadım. Son 20 yıldaki bütün tedarik zincirlerin, üretimin, hatta tüketimin de kaydı Çinleşmenin. Ekonomide biraz daha ülkelerin kendilerine doğru bu ekonomiyi ki ticaret savaşlarıyla zaten bunu biliyorsunuz son 2 yıldır özellikle Trump'ın etkisiyle yaşıyoruz. Bunun daha da hızlandığını göreceğiz. Sosyal riskler tarafında gerçekten demin de bahsettiğim gibi sosyal patlamalar olabilir. İnsanlar arasındaki farklılıklar artabilir. Zenginlerin daha fazla zenginleşmesi. Özellikle bu sermaye piyasalarındaki yani baktığınızda patronlar belki sıkıntı yaşıyor ama sermaye piyasaları ve hisse senetlerine baktığınız zaman burada çok büyük bir sıkıntı yok. Yani %15 geriye gelmiş sadece. %25 gelmiş ama geri toparlamış olduğunu düşünürseniz %15'lik bir düşüş bu anlattığım hikayeye göre düşük kalıyor açıkçası. Hisse senetlerinde hala ciddi anlamda aşağı yönlü bir risk olduğunu düşünüyoruz. Kimlik siyaseti dediğimiz yerde devletin yapısı, ne kadar içeride bulunması, kuvvetler ayrılığı bunun gibi şeyler de sorgulanacaktır. Rekabet artacaktır yine dediğim gibi. Riskten kaçınılacak. Yani stratejik pozisyonlar için daha muhafazakar yatırım portföyü oluşturulacak büyük ihtimalle. Daha koruyucu önlemler gelecek birçok sektör için. Bunlar hep sıkıntı yaratacak özellikle ve risk yaratan hem girişimciler için hem çalışanlar hem toplumlar için sıkıntılar. En sonunda da verimlilik ve dijitalleşme artışı hepimiz yaşıyoruz. Uzaktan çalışıyoruz. Daha esnek takım yapıları yani bu yeni normlar içerisinde nasıl daha verimli çalışacağımıza odaklandığımız bir süreç olacak. Teşekkür ediyorum. Soru cevap kısmında daha özel sorulara da cevap vermeye çalışacağım. Sağ olun. Çok teşekkürler İlker Bey. Ara ara internette sıkıntılar oldu ama cevap dünyası. Ama yani sunumunuz ve anlattıklarınız çok iyiydi. Çok değerliydi.
Hiç araya girmedik. Dinleyicilerimiz için kısa bir hatırlatma yapmış olalım. Webinarımızın kaydı alınıyor. Web sitemiz üzerinden 1-2 gün içerisinde hem tekrar izlemek hem de kaçıranlar için paylaşma imkanı sağlanacak. İlker Bey'in de dediği gibi Evren Bey'i dinledikten sonra soru cevap kısmına geçeceğiz. Soru ve cevaplarınızı da webinar alt çubuğundaki QA kısmından bize iletebilirsiniz. Güvenlik nedeniyle biliyorsunuz hani Zoom bombing de bu aralar çok popüler. Katılımcılarımızın video ve ses açmalarına izin vermiyoruz ama her tür sorunuz mutlaka yanıtlanacak. Tekrar çok teşekkürler İlker Bey. Size sonunda. Evet, şimdi ben Evren Bey'i davet etmek istiyorum. Evren Bey, videonuzu ve sesinizi açarsanız sizi de görelim. Teşekkür ediyorum. Sesim geliyor herhalde. Evet, sesiniz geliyor. Evren Bey de Örsten Yang'dan, evet, biraz daha Türkiye özelinde sunum yapacak. Hem kendinizi tanıtırsanız hem de tabii sunum açarsanız çok sevinirim. Öncelikle teşekkür ederim davetiniz için. İsmim Evren Kılıç. EY'da Global Trade bölümünde kıdemli müdür olarak çalışıyorum. Esasen de masanın bu tarafına geçeli çok uzun zaman olmadı. Yani yaklaşık bir 4 senedir masanın bu tarafındayım. Daha öncesinde bir 11-12 seneye yaklaşık olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nda bakanlık müfettişi olarak çalıştım. Esasen şimdi İlker Bey gerçekten çok tatmin edici global perspektifle bir sunum bize sunmuş oldu. Ben de Pelin Hanım'ın ifade ettiği gibi bu COVID-19'un ulusal boyutta bize yansımasının neler olduğu üzerinde biraz durmak istiyorum. Yani Gümrük Otoritesi'nin ya da Ticaret Bakanlığı'nın bugünkü adıyla bu COVID-19 süreci kapsamında almış olduğu tedbirler neler ya da teşvikler neler? Kısaca biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Tabii bu süreçte açıkçası biz firmamız olarak her gün farklı kesimlere hitaben webinarlar gerçekleştiriyoruz. Sunumda da görmüş olduğunuz aslında vaka sayısı, 3 milyonluk vaka sayısında her gün revize ediyoruz maalesef yukarıya doğru olarak. Bugün itibariyle sunuma girmeden önce bir vaka sayısına tekrar bir göz atma şansım oldu. Orada da yaklaşık bir rakam 3 milyon 300 bin gibi bir rakama ulaşmış olduğunu gördüm. Hakikaten de çok yüksek, daha önce emsali görülmemiş bir süreç yaşıyoruz. Yani sadece Türkiye açısından değil, tüm dünya açısından da bu şekilde. Aslında İlker Bey de değindi ama kısaca şeyi ifade etmekte yarar var. Yani IMF'nin de bugün itibariyle açıkladığı gibi 1930'dan bu yana en keskin düşüşü küresel düzlemde bekliyoruz. Yani %3'lük bir küresel alanda bir düşüş bekleniyor. Yani bu da yaklaşık 2,5 trilyon dolarlık bir rakama tekabül ediyor. Nitekim Dünya Ticaret Örgütü de uluslararası ticarette %13 ila %22 arasında bir eksilmeye, düşüşe neden olacağını öngörüyor bu sürecin. Tabii esasen bunlar biraz da imsal tahminler olduğunu da söyleyebiliriz. Bu rakamı 3'te 1 oranında yükselten öngörüler ve çalışmalar da söz konusu. Ulusal perspektifle bakacak olursak aslında bizim şu anda Nisan ayı itibariyle elimizde net bir veri olmamakla birlikte Mart ayı itibariyle baktığımız zaman da birazdan daha ayrıntısını yer vereceğim. %17'lik bir ihracatta düşüşle kapattık. Ama TİM'in en son basına da yansıyan istatistiksel verilerinde Nisan ayı için bu rakamın %47 gibi bir rakama çıkabileceğinden bahsediliyor. Birazdan da anlatacağım aslında bunun bir şekilde bize Gümrük İdaresi Ticaret Bakanlığı'nın almış olduğu tedbirler anlamında ciddi yansımaları da var. Yani bu ihracatın düşmesi ve buna takip dış ticaret istatistiklerinde dış ticaret açığının artması anlamında bakanlığın da almış olduğu bir takım tedbirler var. Tabii bu süreç bize neyi getiriyor beraberinde? İlker Bey'in de ifade ettiği gibi aslında tüm küresel anlamda
hani Trump etkisinin de varlığıyla son 1-2 senedir aslında uluslararası düzeyde bir ticari savaşları gerçekleştiriliyor. Biz bunu ulusal anlamda nasıl hissediyoruz? Hani Türkiye olarak nasıl hissediyoruz? Muhtemelen birçok firmamız hani ya da iştirak eden katılımcılarımız bir şekilde ithalat, ihracatla haşır neşir oluyorlardır. Birçok ek mali gümrük ve ilave gümrük vergisiyle aslında biz bunu görüyoruz kendi hayatımızda. Dolayısıyla bu sürecin aslında bakıldığı zaman korumacılığı teşvik eden ya da arttıran bir süreç olarak karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz. Tabii diğer bir etki ettiği, ulusal anlamda, uluslararası anlamda etki ettiği hususlardan biri de tabii tedarik zinciri. Birazdan buna ilişkin bir takım istatistiksel verilerden ilişkin bilgi vereceğim. Çok önemsiyorum aslında anket çalışmasını. Çünkü ileride belki şirket olarak bizim alacağımız kararlara yön vermesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Tedarik zincirinde bu dönemde ciddi bir daralmanın olduğunu görüyoruz. Tabii tedarik zincirinde tabii burada kastımız üst başlık tedarik zinciri ama lojistik anlamında aslında çok büyük sıkıntı yaşamadığımızı gözlemledik. Yani ithalat ve ihracat anlamında baktığımız zaman ürünlerin lojistiği ve temini anlamında tabii ki ufak tefek aksamalar olmasına rağmen daha çok ürünün kendisinin temini ve tedariği anlamında üreticiden sıkıntılar yaşadığını görüyoruz. Tabii bu süreç bize özellikle uluslararası anlamda işbirliğinden ziyade daha fazla yerel ve bölgesel işbirliğinin önemini de göstermesi açısından önemli olduğunu söyleyebiliriz. Tabii hani İlker Bey de sunumunda bahsetti, Çin örneğiyle belki daha kafamıza yer edebilir. Tek alternatifli tedarik zincirlerinin önümüzdeki süreçte çokça tartışıldığını göreceğiz. Tabii diğer bir önemli husus da yani bu süreci en rahat ve en hasarsız atlatan firmaların da daha çok dijitalleşmeye önem veren, otomasyon sistemleri üst düzeyde olan firmaların olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönem aslında dijitalleşmenin ve IT yatırımlarının bu anlamda firmaların daha çok önemseyeceği bir süreç olarak karşımıza çıkacak. Şimdi bu slaytta görebildiğiniz gibi EY Global Sermaye Barometresi'nin 2020 yılında bu süreçte yapmış olduğu bir anket var. Bu ankete yaklaşık künyesinde işte 46 ülke, 14 sektör ve 2900 katılımcının, yönetici katılımcının iştirak ettiği bir anket. Yani bu süreçten sonra nasıl, yani kriz sonrası nasıl değerlendiriyoruz aslında temel başlığını söyleyebiliriz. Orada da buna baktığımız zaman %73 katılımcıların, ankete katılanların süreçte global ekonomide bir daralma beklediği öngörülüyor. Zaten bu sürpriz bir aslında sonuç değil. Hatta belki %27'sinin bu tercihi sorgulanabilir. Yine %52'lik bir kesimin tedarik zincirlerinde değişikliğe gitmeye hazırlandığını öngördüğünü söyleyebiliriz. Ki bu az önce vermiş olduğumuz aslında örneğin güzel bir iz düşümü. Yani tek bir tedarikçiden ya da alternatif tedarikçilere yönelme ve strateji belirleme anlamında firmaların önümüzdeki dönem yönleneceğini söyleyebiliriz. Yine %95 oranında firmaların nakit akışlarında ve kar marjlarında bir düşüş olacağı öngörülüyor. Diğer hani unsurlara baktığımız zaman %72 olarında ankete katılanların bu yeni ticaret sisteminin geleceğine yani bu COVID-19 ile birlikte uluslararası anlamda yeni bir ticaret alanına sahne olacağını, bakış açısına sahne olacağını öngörüyor. Yine %72'si daha esnek ve hızlı karar alabilen bir nakit akışların portföy yönetimi kollarında gelişmiş alışkanlığının da terk edildiği bir sistem öngörüyor. Yine %46'lık bir kesim de
özellikle önümüzdeki 12 aylık dönemde şirket birleştirmeleri ve satın almaların gerçekleşmeyeceğini öngörüyor. Yani genel olarak baktığımız zaman aslında bu ankete katılanların önümüzdeki dönemle ilgili olarak hani çok iyimser bir tabloyu düşünmediklerini söyleyebiliriz. Tabii hakikaten de çok sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz ülke ve küresel manada ama tabii hayat bir taraftan da devam ediyor. Sağlık her şeyden önce öncelikli olmasına rağmen bu süreçte de belirli sektörlerin süreci avantaja çevrilebileceğini de aslında zaman zaman görüyoruz bu süreçte. İşte tekstil ya da temizlik, hijyen üreten firmaların ya da gıda firmalarının, ilaç firmalarının bu anlamda stratejik olarak öne çıktığını ifade etmekte yarar var. Türkiye'deki verilere baktığımız zaman aslında az önceki sunumda da bahsettiğim gibi Mart ayı itibariyle geçen seneye oranla %17'lik bir ihracat verilerimizde bir düşüş var. Buna mütakip ithalatta ise bu anlamda çok az da olsa %3'lük de olsa bir artış var. Dolayısıyla dış ticaret açığı anlamında Mart ayı bizim için olumsuz seyrettiğini söyleyebiliriz ki keza Nisan ayında da bunu muhtemelen göreceğiz. Tabii bunun yansıması ne bize? Şimdi birazdan daha anlatacağım ama belki aramızda dediğim gibi dış ticaret erbabı birçok çalışan ve profesyonel var. Bu hafta itibariyle biliyorsunuz ithalat Türkiye'deki tüm ithalatlar kırmızı hatta sevk edildi. İşin açıkçası hani resmi anlamda böyle bir duyurunun olmamasına rağmen biz arka planda açıkçası bu yani kırmızı hatta sevk etmekten kastımız tüm ithalatlar fiziki kontrole idare tarafından, bakanlık tarafından sevk edildi. Tabii bu ithalatı yavaşlatan bir unsur olarak karşımıza çıktı. Dolayısıyla aslında bu dış ticaret verilerinin dengelenmesi anlamında idarenin bu tür tedbirlere önümüzdeki dönemde başvurulabileceğini göstermesi açısından önemli. Keza sektör bazında birazdan anlatacağım ama özellikle geçen hafta itibariyle birçok sektörde geçici de olsa ilave gümrük vergileri getirildi. Hani buradaki ilave gümrük vergisinin getirilmesinin sebebi açıkçası gelir etkisinden daha çok koruma ve bu dış ticaret istatistikleri anlamında dış ticaret dengesini sağlamaya yönelik tedbirler olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi dünyadaki genel uygulama COVID-19'la birlikte özellikle dış ticaret anlamında baktığımız zaman dünyadaki genel uygulamaların şu şekilde seyredildiğini söyleyebiliriz. Özellikle kişisel koruyucu donanım, solunum cihazı, temizlik malzemeleri gibi ürünlerin ithalatına ilişkin vergilerin kaldırıldığı bir dönem yaşadık. Keza bunların ihracatlarına yönelik ise çeşitli izinlerin ve yasaklamaların getirildiği bir süreç yaşadık. Keza yine uluslararası ticareti kolaylaştırma anlamında özellikle evrak ve belgelerin kolay temin edilmesi ve ilgili ülke makamlarının sunulması anlamında belirli kolaylıkların getirildiğini söyleyebiliriz. Bu anlamda bakacak olursak aslında ülkemizdeki uygulamalarda daha çok hani alınan tedbirler anlamında da bakacak olursak ilk başta bu süreç ortaya çıkmasıyla birlikte esasen Türkiye sınır kapılarıyla alakalı olarak hani bunu özellikle Van'da işte İran'da Gürbulak sınır kapısında ve diğer kapılarda temassız ticaret uygulaması adı altında uygulamaya geçildi. İşte belki birçok firmamızda yaşamıştır burada çift şoför şoförlerin karantinaya alınması eğer çift şoför uygulamasına geçilmemiş ise çift şoför uygulamasına geçişe yönelik bir takım tedbirler ve uygulamalar ve prosedürler yaratıldı. Yine maske, koruyucu ekipman ve solunum cihazı ile ilgili az önce dediğim gibi ihracatı izne bağlandı.
tıbbi kitlerin ithalatıyla ilgili ciddi uygunluk ve standartlar getirildi. Özellikle gümrük uzlaşmalarıyla alakalı olarak sürelerle ilgili bir takım durdurmalar ve yine rejimlerin uygulanmasına ilişkin ek süreler tanındı. Dolayısıyla bu süreçle ilgili olarak baktığımız zaman aslında bakanlığın özellikle COVID-19'u ilgilendiren eşyalarla alakalı olarak, yani tıbbi cihazlardan birçok maskedir, tıbbi cihaz, solunum cihazlarıyla ilgili bunların ithalat ve ithalatının kolaylaştırıcı, ihracatının da zorlaştırıcı tedbirlerin alındığını söylemek mümkün. Diğer bir husus tabii şunu da ifade etmekte yarar var. Hani özellikle Türkiye bir tekstil ülkesi, ciddi bir tekstil yatırımımız var. Bu anlamda özellikle maske ihracatıyla alakalı olarak aslında ciddi potansiyel olduğunu yakın zamanda İTKİB'in açıklamalarında da görebiliriz. Hani özel bu anlamda belki şunu ifade etmekte yarar var. Tabii ki Türkiye'nin önceliği özellikle maske ve bu tür tıbbi ekipmanla ilgili önceliği kendi ülkesindeki vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olması. Ancak yine İTKİB'in açıkladığı veriler çerçevesinde bakacak olursak bu maske ihracatı ile ilgili de ciddi potansiyeller var. Yani 2 milyar dolarlık bir bu anlamda bir ihracat potansiyeli olduğundan bahsediliyor. Dolayısıyla bu süreci bu anlamda, ülkesel anlamda avantaja, ticaret anlamında avantaja çevirme imkanları da mevcut. Şu anda üzerinde çalışmalar devam ediyor ama şu anki mevcut mevzuatta bu tür maskedir ve tıbbi ekipmanların ihracatı ve Sağlık Bakanlığı'na alınacak önünüzde bağlandı. Ancak maske ile ilgili olarak hani bizim de bu anlamda duyumlarımız hani ihracat ya maske ihracatı yapmak isteyen firmaların uluslararası sağlık hizmetleri AŞ yani USAŞ olarak tanımladığımız kurumlara hibe etmesi halinde bu maskelerin hibe ettiği kadar ihracata olanak sağlayabileceği yönünde çalışmaların olduğunu duyuyoruz. Dolayısıyla bu anlamda da olumlu olduğunu söylemekte yarar var. Yine sağlanan kolaylıklar anlamında ifade edecek olursak özellikle uluslararası ticarette en önemli hususlardan biri de ithalat ve ihracata ilişkin sunulacak belgeler. Bu belgeler açısından baktığımız zaman getirilen kolaylıkların en önemlileri de bu belgelerin daha sonradan gümrük idaresine ibraz edilebilme, elektronik olarak bunların kabul edilmesine yönelik bir takım kolaylıklar getirildiğini görüyoruz. Yine birçok rejim anlamında ek süreler tanımlanmış vaziyette. Varış öncesi diye adlandırdığımız, beyanlar olarak adlandırdığımız hususlardan özellikle birçok kritik eşyanın bu anlamda yararlanmasının sağlandığını ifade edebiliriz. Peki bu süreçte ne yapılması gerekiyor? Yani firmalar olarak özellikle dış ticaret erbabı olarak neler yapılması gerekiyor? Aslında İlker Bey de peyderpey değindiği husus bir kere öncelikle sağlanan bu tür teşvik ve tedbirlere ilişkin ulusal anlamda mevzuatları, değişiklikleri takip ediyor olmamız gerekiyor. Yine güncel anlamda baktığımız zaman güncel işlemler açısından bilgi işleme ve IT altyapımızın tekrar gözden geçirilmesi, otomasyon sistemlerimizin bu tür süreçleri hazır hale getirilmesi, sürece hazırlık ve ilerleyen dönemlerdeki ticaret açısından önem arz ediyor. Farklı alternatifli tedarik zincirlerinin, tedarikçilerin bulunması, stratejik bu tür kararların alınması yine önem arz eden diğer bir konu. Tabii bakanlığın
Bu süreçten de önce ticaretin kolaylaştırması anlamında ortaya konmuş olduğu birçok enstrüman da var. Bunlardan biri de yetkilendirilmiş hükümlü sertifikası gibi gümrük işlemlerinde basitleştirilmiş uygulamalardan yararlanabilecek enstrümanlardan biri. Açıkçası burada da şunu ifade etmek gerekir. Bu süreçte YYS sahibi firmaların, yani yetkili hükümlü sahibi firmaların bu anlamda birçok kolaylıktan yararlandığını ifade etmekte yarar var. Özellikle ihracatta yerinde gümrükleme gibi ya da yeşil hat gibi herhangi bir işlemlerin gümrük muayene ve kontrol edilmeksizin sağlandığı hatlar bunlar. Yararlandığını söyleyebiliriz. Benim genel olarak anlatacağım bu kadar. Dilerseniz Pelin Hanım soru cevap kısmına geçebiliriz. Sizce de uygunsa. Evet, elbette. Çok teşekkürler Evren Bey. Gerçekten çok faydalı oldu. Ben de birçok not aldım. Yani bundan sonraki yapmak istediğimiz çalışmalara yönelik de hem İlker Bey'in hem de sizin anlattıklarınız kapsamında ve özellikle de bu kişisel koruyucu ekipman, sağlık ekipmanı konusuna değindiğiniz için ayrıca çok, çok teşekkür ederim. Evet, yani biz de şeyi görüyoruz, muhtemelen sizler de öyledir. Yani Asya'daki firmalar biraz daha agresif olarak piyasaya giriyorlar ama hani belki de Türk firmalar için de bu gerçekten bir pencere olabilir. Yani hem yardım malzemesi ticareti olarak hani şu günlerde Birleşmiş Milletler örgütlerinin de çok büyük ihaleleri var. Aynı şekilde hani onlar da yeni bir pencere açabilir. Tekrar çok teşekkürler. Evet, sorularımız var. Biz başvuru esnasında da katılımcılarımızdan soru istemiştik. Bugün webinar esnasında da çeşitli sorular geldi. Ben önce İlker Bey'le başlamak istiyorum. Çok yoğun talep gören birkaç soru var aynı minvalde. Özellikle risk yönetimiyle ilgili ihracat sigortalarında hani risk limitlerinin düşürülmesinin sebepleri ve bu konuda şirketlere ne önerdiklerini sorarlar. Aynı şekilde ihracat sigortaları, yani iptal edilen ihracat sigortaları sonrasında izlenmesi gereken yollarla ilgili tavsiyeleri sorarlar İlker Bey. Tabii. Şöyle anlatayım. Aslında sunumda ifade ettiğim oradaki veriler ve görünüm bir şekilde aslında ihracat sigortalarındaki risk düşümlerinin sebeplerini de açıklıyor. Bu kadar katastrofik bir şeyden bahsederken sigortalarında buna karşı kendilerini hem de müşterilerini aynı zamanda koruyucu önlemler alması çok doğal. Çünkü bunlar birer aynı zamanda erken uyarı sinyali. Yani 120 yıllık bir sektörden bahsediyoruz. Ticari alacak sigortaları için konuşursak. Bu atlatmış bir sektör. Baktığınız zaman 2008-2009 krizinde de benzer şeyler oldu. Bugün bu öngörülerimiz doğru vitesi, borçluluk seviyesi, sektörel anlamda gerçekten sıkıntı yaşayacağını düşündüğümüz, benim de sunumda da bahsettiğim sektörlerde tabii ki bir şekilde limit düşümleri olmaya başladı. Bütün dünyada oluyor bu arada. Bazı ülkelerde daha da fazla oluyor. İşte İtalya'yı düşünün mesela, ne kadar etkilendiğini düşünün. Ya da sektörel bazda bakın, ulaştırma, hani özellikle hava tarafı, otomotiv sektörü, yani demin rakamları konuştuk. Dolayısıyla bu düşümlerin arkasında bu analizler var. Yani mutlaka burada bir ayrıştırma yapılıyor. Özellikle güçlü firmalar, bir şekilde bunu atlatacağı düşünülen firmalarda bu tip aksiyonlara girilmiyor. Ancak tabii ki yaptığımız analizler sonucunda geçmişten gelen veri tabanıyla oluşturduğumuz algoritmalarla oluşturduğumuz bazı risk aksiyonları olabiliyor. Bunları uyguladığımız zaman da müşterilerimiz, yani bu ürünü alanlar tabii çok haklı olarak limitlerin düşmesinden hoşnut olmuyorlar. Çok tam hissetmiyoruz. Yani bakın, bilançoların açıklandığı bilançolar ilk çeyrek.
Yani belki de iki firmaları gördüğü için aynı dönemine göre %25'lik bir ciro kaybımız var diyor. Yani şimdi tüm ikinci çeyreğin böyle geçtiğini düşünün. Ki yani içecek belki bir şekilde dışarıda restorana gitmiyorsunuz ama belki yine aldığınız marketten aldığınız bir ürün. Bunun gibi birçok sektörde işte Ford Motor'u anlattım. Havacılığı anlattım. Yani bunların lizleri var. Bir sürü liz. Bunları iş yapan sektörleri düşünün. Catering'i düşünün mesela. Yani o kadar sektörler artık birbirine hem hizmet veriyor hem mal alıyor. Tedarik zinciri ülkeler ve sektörler arasında o kadar geçişken ki yani bu durumda bizim zaten aksiyon almamamız, bunlarla ilgili müşterilerimize de bak bu firmalar daha riskli dememiz zaten makul olmaz. Dolayısıyla bu tip aksiyonlar olacak. Ne yapılabilir? Elbette müşterilerimiz de bundan bir pay çıkararak varsa teminatlanma yolları ya da portföylerini çeşitlendirebilirler. Elbette ki kolay değil böyle bir dönemde çeşitli sektörlere gitmek ama yani işte ilaç, gıda bunlar ön plana çıkıyorsa ya da sağlık ekipmanları üreten sektörler işte yazılım sektörüysen çeşitli sektörlere hizmet veriyorsan daha çeşitlendirip o büyümeyi de kadardaki firmalara odaklanabilirse firmalar belki bu dönemi hani biraz daha az hissederek ama yani hissetmemek mümkün ya bunun etkileri üretimde bile oldu yani bunu söyleyen müşterilerimiz dönüp baktığı zaman kendilerinin kapalı olduğu işte imalathanelerini kapattıkları, üretim fabrikalarını kapattıkları dönemler söz konusu. Dolayısıyla biraz stoktan da iyiydik bu dönemde. Belirli sektörlerde özellikle stok yoğun olan ama yani şu anda şunu bile tartışacağız yani just in time artık devam edecek mi? Yani stratejik sektörler belki bunu bırakacak bir kenara. Artık belirli bir COVID stoğu yapacak. Yani adı belki öyle olacak. Yani acil durum stoğu. Belki üretimde kullandığı parçalar için söz konusu. Belki direkt satışa sunacağı stoktakiler için söz konusu olacak ama bu tip şeyleri göreceğiz. Yani zor bir dönem önümüzde aşı bulunana kadar. Dün Gilead diye bir ilaç şirketi Remdesivir'in etkileriyle ilgili bir şey açıkladı biliyorsunuz, duymuşsunuzdur. Evet. Yasalarda da hatta olumlu bir etkisi oldu. Yani ilaçla ilgili tedavilere şu an odaklanacak ama şunu da düşün. Yani siz tedavinin en azından işte %80 oranında iyi olduğunu bilseniz dahi, yüksek oranda bunun başarılı olduğunu bilseniz dahi çok rahat eskisi gibi gezebilecek misiniz? Yani restorana gidebilecek misiniz? Ya da bir uçağa çok gerçekten gerekmiyorsa binebilecek misiniz? Alışmanız gerekecek. Yeni normal diye anlattığım şeyin içerisinde bu da var. Aşıya kadar maalesef bu. Ve aşı da çok yüksek bir olasılık değil bu arada. Yani adamlarından okuduğumuz kadarıyla söylüyorum. Kesinlikle uzman ama aşıya kimse yüksek bir olasılık vermiyor. Hani tabii ki bütün kaynaklarımızla odaklanacağız buraya. Bu kesin. Bütün firmalar bunun peşinde koşacak. Devletler, hükümetler keza. Ancak yani çok büyük, yani bunun üzerine bir bahis oynanmaz yani. O kadar yüksek bir oran değil bence. Evet, doğru, haklısınız. Haklısınız. Evren Bey, dilerseniz size geçelim. Size de COVID-19 öncesi ticaret savaşlarına varan, ticarette korumacılık rüzgarı ve küreselleşmenin yavaşlatılması süreci, COVID-19'un işaret ettiği küresel işbirliği ihtiyacı çerçevesinde kırılıp tersine döner mi gibi bir sorumuz var, evet. Aslında sorunun içerisinde kendi şeyi de aslında cevabı da var. Baktığımız zaman aslında son 1-2 senedir bu korumacılıkla ilgili Trump etkisi dediğimiz sunumda da bahsettim. Devam eden bir süreçti. Biz bunun yansımalarını birçok ürün gruplarımızda ilave gümrük vergileriyle, tarifelerle vesaireleri zaten ülke olarak hissettik. Bu süreçte de açıkçası sürecin daha fazla küreselleşmeden ziyade daha fazla bölgesel işbirliği, yerel işbirliklerine evrilebileceğini söyleyebiliriz. Yani korumacılığın daha ön planda olacağı bir dönem olabileceğini söylemekte yarar var. Nitekim bu süreç içerisinde bunu en bariz bir şekilde gördüğümüz husus birçok ürün grubuna aslında baktığımız zaman gümrük vergilerinde çeşitli artışlar meydana geldi. İlave gümrük vergileri anlamında geçici de olsa. Ama biz biliyoruz ki kimi zaman hani bu geçici olarak getirilen vergiler daha sonra kalıcı hale de gelebiliyor. Dolayısıyla özetle söylemek gerekirse aslında daha fazla
korumacılığın ön plana çıktığı bir süreç beklediğimizi ifade etmekte yarar var. Evet. Peki hemen bir soruyla daha tekrar sizinle devam etsek. İhracatla ithalatla ilgili nakliye ve liman hizmetleri özelinde bir sorumuz var. Nakliye ve liman hizmetleri ardiye maliyetlerimizde ciddi artışlar var diyor bir katılımcımız. Bu konuda destek ve diğer maliyetlerin azaltılması mümkün olur mu? Evet. Tabii bunu öncelikle şunu ifade etmek lazım. Hani bu tür maliyetlere ilişkin bir teşvik şu anda öngörülmüş ya da düzenlenmiş bir husus değil. Ancak bu tabii iki tarafı da ticari bir işbirliğine dayalı bir husus. Dolayısıyla kişiler ya da firmalar kendi alacakları kararlarla bu tür maliyetleri azaltabilirler. Örneğin biz birçok liman işletmelerinden biliyoruz ki halihazırda uyguladıkları tarifelerde bir takım indirimle de gitmek suretiyle bu sürece destek verdiler. Tabii bunun dışında da özellikle maliyeti azaltıcı başka enstrümanlar da var kullanılabilecek yani firmaların. Sunumda da bahsettiğim yetkilendirilmiş yükümlülük sertifikası aslında bunlardan biri. Yetkilendirilmiş yükümlülük sertifikasına sahip firmalar özellikle bu tür ardiyedir, demorajdır, limanda oluşabilecek giderlerle alakalı olarak minimize edilmiş maliyetlerle karşı karşıya kalıyorlar. Dolayısıyla bu tür firmalar için önereceğimiz birinci aslında tavsiye, eğer firmaları GYS ile ilgili koşullara uygun ise ya da birkaç değişiklik de alabilecek durumdaysa bu tür yetkilendirilmiş yükümlülük sertifikasına başvurarak ilerlenmesi olacaktır. Pardon, mikrofonu açmamışım. Evet, çok teşekkür ederiz. Bir sorumuz daha var. Kim yanıtlamak ister? Özellikle otomotiv ve yedek parça endüstrisiyle ilgili ulaşımın faktörlerinden birisi olduğu için kriz dönemlerinde dış ticarette nasıl bir pozisyonda olacak? Yanıtınız olur mu? Ben yanıtlayabilirim eğer Tabii buyurun. Yani baktığınızda demin anlattım zaten otomotiv sektörü en kötü etkilenen sektörler arasında. Keza petroldeki düşüşte de ciddi anlamda buradaki etkide var biliyorsunuz. Beklentiler de fiyatlanıyor. Dolayısıyla şöyle bir şey olacak yani ben de bunu düşündüm aslında. Şimdi ulaşımdan, toplu ulaşımdan insanlar belki bu süreçte uzaklaşacak. Ama sınırlamalar, karantinalar kaldırılmaya başladığı zaman arabası olmayan insanlar ne yapacak? Yani şu an herkese gidip bayiden araba almaya çalışmıyor belki ama buradaki fırsat otomotiv firmalar için bu olabilir. Yani özellikle normalde buna erişimi kolay kolay olmayan insanlara finansal anlamda destek de sağlayarak finans bankalarla veya lease şirketleriyle vesaire bu tip bir fırsat olabilir otomotiv şirketleri için. Ama şu anki görünüm olumsuz. Yani bu kanal açılmadan, böyle bir sürece girmeden otomotiv üreticileri ve bunlara dolayısıyla da yedek parça üretenler için olumlu konuşmak çok mümkün değil. Bence böyle bir sürece girmeleri otomotiv sektörü için daha bu dönemde, orta vadede daha doğru bir yol olur diye düşünüyorum. Gerçekten en büyük sıkıntı yaşayan sektörlerden birisi. Bir düşünün hani karayolu tarafında düşünürseniz orada da benzer bir şekilde yani çok ciddi anlamda geriye geldiği için hacimler yeni tır alacaktır. İşte bir şekilde lojistiği azaltacaktır. Hani lastiğini düşünün mesela. Yine benzer şekilde daha az kullanılacak bir kamyonun lastiği daha az aşınacak. Yine lastik sektöründe de benzer etkileri olacaktır. Yani çok kapsamlı, çok etkileri olan bir kriz aslında bu. Gerçekten zor. Yani çok spesifik bir şey de veremiyorum açıkçası. Şöyle bir kurtuluş yolu, bir reçete dediğim kadar net bir resim göremiyorum. Bu tip daha böyle oyun değiştirici önlemler alması gerekiyor sektörün diye düşünüyorum. Hı hı. Yani evet, yine de olumlu bir bakış açısıyla yanıtladınız. Teşekkür ederim. Yani farklı erişemeyenlerin de erişebileceği araçlar üreterek, yani mekanizmalar üreterek, evet, farklı bir yaklaşımla ve tekrar hani ayakta kalabilecek yöntemler
uygulanabilir. Süremizin sonuna geldik açıkçası ama Erhan Bey, son dakika gelen sorulardan eklemek istediğiniz var mıdır? Aslında şeyle ilgili çok fazla şimdi baktığım zaman sorular var. Özellikle Çin'le alakalı bundan sonraki süreçte Çin'in durumu ya da alternatif bir tedarik zincirinin aranması durumunda ticaretteki konumu ne olacakla ilgili. Kısaca şundan bahsetmekte yarar var. Yani kısa vadede şunu söyleyebiliriz. Çin özellikle bu süreci diğer ülkelere nazaran daha kısa sürede tırnak içerisinde bitirdiği için özellikle ticaret anlamında şu anda diğer ülkelerin önünde. Kısa vadede hani Çin'in ticaret liderliğiyle alakalı olarak bir azalma öngörmüyoruz ama uzun vadede özellikle belli sektörlerle ilgili bu alternatif tedarik zincirlerinin aranması dolayısıyla özellikle gelişme yolundaki ülkelere bunun kayabileceğini söylemek mümkün. Son olarak şunu söyleyelim. Özellikle Türkiye Avrupa Birliği açısından belli sektörler için örneğin tekstil bunu söyleyebiliriz. Aslında doğal tedarikçisi. Dolayısıyla bu anlamda baktığımız zaman önümüzdeki uzun vadede bu alternatif tedarik zincirlerin aranması sonucu özellikle tekstil sektörü için bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkiye'nin yararına olacaktır diye düşünüyorum. Ben de katılıyorum Evren Bey'e. Eklemek üzere özellikle lojistik avantajımızı da kullanarak hem de üretim kapasitemizi kullanarak bu dönemde Çin'den uzaklaşacak olan sektörlerde belki hepsini kendilerine çekmeyecek ama bir kısmı da bize kayacaktır diye düşünüyorum ama tabii kısa vadede hemen olmayacak bu. Bu bir süreç içerisinde göreceğiz diye düşünüyorum ben de. Evren Bey'in dediklerine katılıyorum bu noktada. Çok teşekkürler Evren Bey, İlker Bey. İki dakika açtık süremizi, kapatıyoruz webinarımızı. Cevaplanmayan birkaç sorumuz kaldı, bu görüyorum online'da ama bize her zaman ulaşabilirsiniz. Eminim Evren Bey ve İlker Bey de aynı şekilde. Ayrıca kaydımıza web sitemizden erişebilirsiniz. Size ayrıca mailing olarak da paylaşacağız. Tekrar katılımınız için sizlere de Evren Bey ve İlker Bey, deneyiminizi, öngörülerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz davetiniz için. Sağ olun. Sağ olun. İyi günler. Görüşmek üzere.